Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün hep birlikte 2021 MSYİ'ye benzer bir deneme çözeceğiz. Umuyorum işinize yarar. Umuyorum bu yılki çıkacak sorulara da benzer bir deneme olur. Bizim için çıkmış sorulara benzer son denememizdi. Umuyorum devamında birlikte TYT denemeleriyle halledeceğiz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Sevgili arkadaşlar, birinci sorumuz: ağırlığı 10 Newton olan bir bardak altlığı çay bardağının tabanını tutunarak şekildeki gibi dengede kalmış. Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi çay tabağının ağırlığı 10 Newton'muş aşağıya doğru. Demiş ki bize denge demiş. Denge olması için biliyorsun ki F netimin 0 olması lazım hocam. Bardak tarafından altlığa uygulanan kuvvetin büyüklüğü. Şimdi bardak tarafından altlığa uygulanan kuvvetin büyüklüğü de ne olmak zorunda? 10 Newton olmak zorunda ki F netin 0 olduğunu sağlayabilelim. Kesinlikle 10 Newton dedik. Etkileşmenin türü demiş. Eğer ki ben yukarıdan uyguladım ve bunu kaldırıyorum ve birbirlerine de yapıştılarsa, hocam bunun adezyon olduğunu biliyorum deyip hemen Bursa'yı işaretlemeni bekliyordu. Burada genelde acaba 10 Newton'dan fazla mı az mı, kesin bu kadar basit değildir algısına giriyorsunuz. Çok temel seviyede düşünmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakalım, özdeş lambalar ile iç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerden oluşan 3 devreyi kurmuşuz. KLM lambalar üzerinden geçen akım değerleri sırasıyla ilişkilerini söyle. Öyle diyor. Tamamdır. Ben şimdi izin verirseniz şuraya bir I demek istiyorum. Buna da R demek istiyorum. Eğer ki I çarpı R ise, o zaman diyorum bu da I'ye R olsun ve ben burayı da V diye tanımlayayım. Özdeşlermiş ya, hemen buralara V'leri yapıştırayım. Yani I çarpı R'yi V diyorum. Hemen diyorum ki bu R, o zaman V'yi görebilmem için buradan I geçmesi lazım. Bunlar paralel. Yine V V. Dolayısıyla bakın ama burada ne oldu artık? İki tane seri oldu. Yani diyorum buradan I bölü 2 olsun, değil mi? Buradan i bölü 2 çarpı r olsun, toplamları 1 v'yi versin. Hal böyle olunca k ve l'den geçen akımların aynı büyüklükte ve m'ye göre daha fazla olduğunu çok rahat bir şekilde halledebilirsin. I çarpı r eşittir v'den giderek bütün soruları işlemsiz çok kısa bir şekilde halledebilirsiniz. Gelelim, bu tarz bir soru da gerçekten öğrenciyi cebelleştiren bir soru. Yatay masa üzerinde bulunan kitabın üzerine bir vazo şekildeki gibi yerleştirilmiş. Kitap yatay doğrultuda, bir F kuvveti uygulanıyor, hareket ettiriliyor. Bu durumda vazonun kitaba göre konumunu değiştirmeden hareket ettiği gözlemleniyor. Buna göre kitap yalnızca yatay doğrultuda sağa doğru hareket ettiği zaman aralığında vazoya kitap tarafından uygulanan, kitaba vazo tarafından uygulanan. Şimdi ben diyorum ki kitabı itekledim ve birlikte gidiyorlarsa kitap da aslında vazoyu sağa doğru itekliyor ki yer değiştirme sağa doğru diyebilirsiniz. Hocam biliyorum ki kuvvetler çifterlidir. Bu durumda vazonun kitaba uyguladığı bu tarafa doğru F olmalı. Süper. Sonra hocam bir de siz bu tarafa doğru giderken aynı zamanda masayla da bir temas var, bir etkileşim var. Hal böyle olunca ne olacak? Masa da buna tam zıttı yönünde bir F uygulayacak. Şimdi ben bunları yazdım. Mühim olan o sözellere yerleştirebilmek. Vazoyu kitap tarafından uygulanan. Vazoya kitap tarafından uygulanan neydi? Sağa doğru iteklediği için sağdı. Başka kitaba vaza tarafından uygulanan. O da tam tersini yapacaktı, sola. Zaten sağa yazdıktan sonra bunun sol olması gerektiğini sözelinden anlayabilirsin. Kitaba masa tarafından uygulanan, o da sol tarafa doğruydu. Cevabım Bursa'dır deyip soruyu halledebilirsin. Genelde sürtünmeyle falan da soruyorlar. Bu kadar basit bir mantıkla çözebilirsiniz. Ne demiş? Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz durumlardan hangileri dalgaların enerji taşıdığı gerçeğini kanıt olarak gösterilebilir? Yaz aylarında belirli bir süre güneş ışığına maruz kalındığında ciltte güneş yanıkları oluşması. Yani aslında fazladan enerji, yani ışığın taşımış olduğu enerjiyle benim zarar görme durumu. Dolayısıyla bizim için dalgaların enerji taşıdığını, elektromanyetik dalgalar da enerji taşıyormuş diyebilirsiniz. Deniz ve okyanustaki dalgalardan elektrik enerjisi üretilmesi ve taşıdığım enerjiyi dönüşüm sayesinde elektriğe dönüştürebildim diyebilirsiniz. Ses dalgaları kullanılarak böbrek taşlarının kırılması, yani bir enerji aktarıyorsun. Ne sayesinde? Yine bir dalga sayesinde. Dolayısıyla hocam bu 3 örnek de benim için dalgaların enerji taşıdığını bana gösterir deyip hallettim bu soruyu da. Geldik 5. soruya. Göz korkutan bir soru sevgili arkadaşlar. Bir basın çünkü yine. Demiş ki özdeş iki deney tüpünden biri boş olarak diğerinde de hava var. Kaba daldırdık. Civa yüzeyinden eşit miktarda çıkartılarak sabit tutuldu. Bu durumda K tüpündeki civa yüksekliği HK'nın L tüpünde de HL'den daha büyük olduğu gözlemleniyor. Zaten bunu bekliyorduk. Çünkü bir yer boşluk, bir yer ise benim için hava var. Yani çok sıkıştıramadım. Her iki tüp de birer santim daha aşağıya itilecek. Bu tüplerdeki civa yükseklikleri nasıl değişir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk olarak şuna baktığınızda, K'ya baktığınızda
Benim için burada şunu söyleyebilir misin? Hocam şuradaki basıncım, P gazım var. Şuraya baktığında boşluk, hiçbir basınç yok. O zaman P gazım HK, D civa, G'ye eşit olmak durumunda. Yani sen bunu ne kadar yükselt, ne kadar alçalt, dışarıdaki basınç değişmedi. Dolayısıyla içerideki basıncı da sağlayan sadece civa var. Bu durumda da civanın öz kütle değişmiyor, yer çekimi değişmiyor. Kesinlikle HK değişmez demeni bekliyoruz. Şimdi L'ye baktığımızda burada denklem yazınca öğrencinin kafa gidiyor. Ben diyorum ki eğer ki daha yeniki gibi boşluk olsaydı hiç değişmeyecekti değil mi? Fakat şimdi ne var arkadaşlar? Hava var. Boşluktaki gibi aynı oranı sağlayamayacak. Yani sen havayı çok sıkıştıramayacaksın. Yani 1 santimetre itekledin ya, havayı tam sıkıştıramadığın için 1 santimetreden daha az azalmasını bekliyorsun. Çünkü orada havadan daha fazla basınca sahip olan bir neyimiz var arkadaşlar? Gazımız var. Dolayısıyla Denizli'dir hocam deyip soruyu çok rahat yorumlayabilirsiniz. Geldik 6. sorumuza. Sıcaklıkları eşit özdeş cam şişelerin ağızlarına aynı anda özdeş balonları geçiriyoruz. K şişesini siyaha, L'yi beyaza boyuyoruz. Bir miktar güneş ışığı alanda ne yapıyoruz? Bekletiyoruz. Delta T süre sonunda hangileri doğrudur? Şimdi buradaki maksat, dikkat et, renklerin farklı olması değil mi? Yani renkler farklı olunca senden şunu istiyoruz. Ya siyah ne yapıyordu? Işığı absorbe ediyordu. Yani bütün ışık bende kalıyordu. Dolayısıyla biz o yüzden yazın siyah renkli kıyafetler giymiyorduk. Çünkü enerjimiz birden artıveriyordu. K şişesinin ağzındaki balon, L şişesindeki ağzındaki balondan daha fazla şişer. Neden arkadaşlar? Hemen bir bunu yorumlayalım. Hocam burada daha fazla bir ne olacak? Sıcaklık artışı olacak. Sıcaklığın artması demek benim içerideki havanın hacminin artması demek. Dolayısıyla K balonu daha fazla şişer dediniz. K şişesindeki havanın öz kütlesi L'dekinden büyüktür. Şimdi bakınız aynı hava vardı fakat birini ısıttınız, yani daha fazla sıcaklık değişimi oldu. T'si arttı, hacim arttı. Hacminin artması öz kütlesinin azalması demek. 2 gitti dediniz. K ve L şişelerindeki havaların sıcaklıkları eşittir. Ne yaptık? Siyah şişede sıcaklığın daha fazla arttığını söyledik. Dolayısıyla 3'ü de kabul edemeyip yalnız Adana deyip soruyu bitirmenizi bekliyoruz. Geldik bir optik sorusuna. Farklı gelme açılarına sahip KLM ışınları camdan suya geçerken şekildeki yolları izliyor. Yollardan hangilerini Y ortamının kırma indisinin X ortamının kırma indisinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yolları verdi. Bizim isteğimiz Y'nin X'ten daha büyük olması. Yani Y'nin daha zengin, daha yoğun olması. Hemen bakıyorum. Y'den gelen ışık X'e hiç gitmemiş. Yani diyorum ki çok fakirmiş. Hemen arkasını dönmüş. O zaman evet NY NX'ten bu şekle göre büyüktür dedim. Şurada yorum yapamıyorum sevgili arkadaşlar. Hiçbir kırılma olmadığı için yorumu kesinlikle yapamıyorum çünkü dik gelmiş. Şuna bakıyorum. Y'den göndermişsin. Normalde şöyle gidecekken buraya gitmiş. Yani ne yapmış? Normalden uzaklaşmış arkadaşlar. Demek ki burası daha fakirmiş dedim. Yani yine yeniden Y daha zenginmiş deyip hocam K ve M ortamı sorunun benden istediği ortamlardır deyip soruyu çok rahatlıkla bitirebilirsin. Sevgili arkadaşlar 2021 MSV'sünü de çözerek son 4 yılki MSV sınavlarında çıkmış sorulara benzer tüm denemeleri bitirdik elimizde var olan. Baktığınızda zaten şu son 4 yılı incelediğinizde hep birbirlerine benzer konular, benzer sorular gelmiş. 3 aşağı 5 yukarı senden istenilen soru tipleri, senden istenilen kavramlar belli zaten. Umuyorum ki bu çözdüğümüz 4 denemeye de benzer bir şekilde bu yıl gelir ve sizler de güzel sonuçlar yaparsınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Umarım sizlere faydalı bir içerik oluşturmuşumdur. Beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu beni çok mutlu edecek. Kendinize iyi bakın. İlerleyen dönemde TYT denemeleri, AYT denemeleriyle görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.